Arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere Renault Range T'ye Tuning Pack DLC'si çıkartmıştı. Bir önceki videomuzda onun tanıtımını yaptık. Hatta birkaç slota baktık. Öyle çok ağır, derin nemesine değil ama yani bir yüzeysel nelerin geldiğini görmüştük. Şu anda da o araçla bir sefer yapmak istiyorum sizlerle beraber. Şu an Yozgat'tayız. Bir saniye, trafiğim kapalı galiba. Hiç ses duymuyorum. Hemen onu da bir aktif edeyim. Şu an Yozgat'tayız. Ton balığı yükümüz var. Onu alıp Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Bu arada da modlarla ilgili görüşeceğiz, konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Bu video önemli bence. Sonuna kadar izlemenizde fayda var. Daha sonra soru yağmuruna tutmazsınız bizi. Çünkü bir nevi bazı soruları bu videoda sizlere yani açıklamaya çalışacağım. Şöyle aracın içine geçelim. Çalış bakalım. Bu arada ses modu, yani kırış boğumun ses modu, yani arkadaşlar onu da video açıklamasına bırakırım. İsteyenler, kullanmak isteyenler kullanabilirler ses modunu. De trafik niye yok hala? Ha, varmış. Tamam. Varmış. Bakayım. Dorsey'i takmıyoruz değil mi? Dur takacağız. Tamam. Haydi gidip yükümüzü alalım. Umarım iyisinizdir, hoşsunuzdur. Montla ilgili konuşacağız tabii ki. Muhabbetimiz onun üzerine olacak. Zaten onun üzerine bir muhabbet edemiyoruz genelde. Saniye. Özür diliyorum. Ses çok abartılı geldi biraz. Onu bir dengeleyeyim. Tamam. Travego Special Edition 15 modunu versiyon 2 yaptık. Şu anda hala erken erişimde. Evet, farkındayım. Erken erişimden çıkartmıyorum. Hem planladığım bir destek beklentisi var. Onun karşılanmasını bekliyorum. Hem de modun yapımcısı şu anda uygun değil. Sınava çalıştığından dolayı pek uygun olup da gelip moddaki bazı ekstrem olan yani güncellemeleri vermiyor. Zaten onu verdiği anda yani free sürüme çıkacak. Hani her videoda diyorsunuz ne zaman ne zaman ne zaman, bakın ne zaman diye diye zaten bizi geriyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. Ben de istiyorum hemen çıksın, etsin, eylesin ama bizim de birazcık desteğe ihtiyacımız var. Yani sonuçta o modlar gerçekten çok kolay bir şekilde size ulaşmıyor. O otobüs modellerinin çizilmesinden tutun ki yapımına kadar çok büyük yani emek sarf ediliyor ve maliyetli oluyor onlar. Bugün size bir otobüs modunu servis edebilmek için en az 150-200 dolar para gidiyor bizden. Bu sizlerin bize yapmış olduğu desteklerden hani geliyor. Biz mod satmıyoruz. Ben mod satmış olsam zaten benim web sitemdeki bütün modlar hep satılık olur. Öyle mi? Neyse, bu arada yükümüzü de alalım. Evet, işi al. Onun haricinde diğer modlar ne zaman fixlenecek diyeceksiniz. Şöyle enter'a basıp direkt almak istiyorum. Evet, arka dingil indi. Diğer modlar ne zaman fixlenecek diye sorular yöneteceksiniz. Eminim bu soruyu da duyacağım. Zamanla onların hepsini de siz oyunculara sunacağız arkadaşlar. Ama gene yapımcı arkadaşların yoğunluğundan ötürü bazen gecikebiliyor. Yani anlayış göstermenizi istiyorum bu konuda da sizden. Çünkü herkesin bir hayatı var, iş hayatı var. Yani vakit ayırması gereken bazı işleri var insanların. Yani onun için önceliği mod yapmak olamayabiliyor bazen. Bunu söylemek istiyorum size. Onun için anlayış gösterin. Modlar zamanla fixlenecek. Zaten fixleniyor. Şu anda
Bizi takip edenler zaten duyurulara takip ediyorsanız gerek Discord, gerek Facebook, gerek Instagram olur, YouTube olur, burası YouTube. Versiyon 2 için Turismo 18 yeni kasa Turismo aracı versiyon 2 için bakıma girdi. Onun da müjdesini vereyim. Yeni Travego da girdi. Onları da yakında sizlere yani erken erişimde servis edeceğiz. Onlar da gerçekten güzel hal almaya başladılar. Bu arada en büyük gene sorduğunuz sorulardan bir tanesi harita. Yani haritanın şu anda 1.1 versiyonlu olan sürümü 1.43 sürümde sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Öyle mi? Ben öyle biliyorum. Yani şu anda sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bazı yayınlarda Çankırı'dır falan gösteriyoruz, Bartın'dır falan gösteriyoruz. Oralar tabii 1.1 versiyonunda yok. Oralar 1.2 versiyonunda sizlere gelecek arkadaşlar. 1.2 versiyonunu bekleyeceksiniz. Biraz daha sabır. Ama bu sefer map yapımında da farklı bir politika uygulamak zorundayım. 1.2 versiyonu gene erken erişim olarak gelecek sizlere. Ne zamana kadar? Ta ki 1.3 versiyonu çıkana kadar. 1.3 versiyonu çıktığı zaman 1.2 versiyonu free'ye dönecek. 1.3 versiyonu tekrardan erken erişime geçecek. Çünkü yani harita yapmak da gerçekten kolay değil. Bakın bir otobüs yapmak için bir modele ihtiyacım var değil mi? Model çizimine. Modelin satıldığını görürsen zaten modeli satın alıyorsun. A sitesi, B sitesi, C sitesi satın alıyorsun modeli. Eğer modeli satın alamayacağım bir durumdaysa, daha önce kimse çizmemiş, satmamış bir pozisyon, yani o satılmayacak bir pozisyondaysa ne yapıyorsun? Modeli çizdiriyorsun. Modelin çizimi yaklaşık 1-1,5 ay sürer. Bir otobüs modelinin çizimi. Öyle mi? Oyuna konvertlenmesi, oyuna aktarılması, sizlere servis edilmesi yaklaşık 2 hafta 15 gün ile 1 ay arasında değişir. Bu mod yapımcının eline bileğine göre de değişiyor tabii ki bu durum. Yani totalde size bir otobüs modeli 1,5-2 ay gibi bir sürede servis edilirken ama yani harita olayı böyle değil. Harita olayında bir şehre 5 ay verdiğimiz zamanlar oluyor. Bakın. Bunun içerisinde dinleme tesisleri modelleniyor. Benzinliğidir. Özel mimari yapılarıdır. Şehirlerin özel gerçek otogarlarıdır. Bunların bir takım oyuna aktarılmadan önce yani oyuna konvertlenmesi gerekiyor. O konvertleri bittikten sonra yani haritaya konuluyor. Yerleri, konumları belirleniyor. Google Earth haritasında reel konumuna göre yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar ama tabii ki hiçbir şey birebir yapma gibi bir imkanımız maalesef yok. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi bir yoğun ve ağır bir süreç. Bugün bir oyun dünyasında, bir haritasında şehirleştirilmek kadar zor bir durum yok. Bakın bu çok zor. Gerçekten çok zor. Yani şehirleştirmek gayet zor bir durum. Onun için versiyon erken erişimde çıkacak harita. Bir sonraki yeni versiyon çıktığı zaman bir önceki versiyon sürümü ücretsize düşecek. Bunda hemfikir olalım. Kullanmak isteyenler, bize destek olmak isteyenler. Ha bu arada cüzi bir fiyat vereceğim. Öyle çok abartı değil. Ya oğlum oyun zaten oldu 150 lira. Ya bas harita DLC'sine de 80-90 lira derecesine bir moda yani o kadar öyle bir fiyat tabii ki sunmayacağız.
Sizleri de yormayacak, bizleri de üzmeyecek. Bize destek olduğunu da siz daha da çok sevineceğiz. Bakalım. Zamanla bazı şeyleri hani yani aşacağız. Mesela kendimizi geliştirdikçe sizlere daha iyi şeyler sunmaya çalışıyoruz. Onun farkındasınızdır diye tahmin ediyorum. Onun için bu iyi niyetleri suistimal etmezsiniz diye de düşünüyorum. Biz sadece mod yapan küçük bir ekibiz yani emin olun buna mod yapan küçük bir ekibiz. Bir oyuna mod yapan küçük bir ekip. Başkası yok bizde. Çok ilerisi de yok. Yani clickbait diyorlar ne öyle işte sallıyorlar mallıyorlar. Bazı camiada var bir sürü insan öyle dolu. Yani garip garip tiplemeler var. Onlarla karıştırmayın bizi. Biz öyle değiliz. Biz bir şey yapmaya çalışıyorsak sizinle paylaşmak için yapıyoruz zaten. Bittiğinde de sizlerle beraber oluyor. Bunun lamicimi yok abi. Yani hiç gördünüz mü bir tane mod yapıp sadece yayınlarda olsun, Facebook yayınlarında olsun veya yok YouTube videolarında olsun sadece benim oynadığımı, sizlere vermediğimi, sizlerle paylaşmadığımı gördünüz mü? Öyle bir mod hiç gördünüz mü? Bana onu söyleyin lütfen. Göremezsiniz. Yani onun için arkadaşlar sizlerden modlar ne zaman gelecek, ne zaman bitecek, çıktı mı, yattı mı, battı mı, kaldı mı, öldü mü? Lütfen böyle şeylerle bize gelmeyin. Sabredin, bekleyin. Modlar çıktıkça zaten her yerde belli ediyoruz bunu. Discord, Facebook, Instagram, Twitter bile var yani düşünün yani Twitter her yerden takip edersin beni sadece bildirimlerini aç yani bildirimlerini aç yeter baba bu yani bu kadar başka da bir sıkıntı yok iyi hadi basalım biraz o zaman çok lak lak ettik bu hem Wrench ile bir sefer atalım dedim. Hem de modlar hakkında konuşalım diye sizlerle böyle bir video gelsin istedim. Bak bu çok yolun ortasında kalmış. Abla sen geçmeyeceksin galiba. Ben geçeyim. Belediye buralarda çalışmıyor galiba. Şuna baksana yolun ortasında ot bitmiş. Ayıp be kardeşim. Emirhan izliyorsan bu videoyu şuralarda temizleyiver bir ya. Bu nedir ya arkadaşım ya? Umut ve Yasin. Bu nasıl iştir ya? Vey arkadaş ya. Biraz basalım bari. Yolda müsait. Oh maşallah. Rençtenin peki güzel oldu bence. Gerçekten Tunic Pekin'i ben beğendim. Sizler de lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin.
bizi bilgilendirebilirsiniz arkadaşlar. Yavaş. Yavaş canım benim. Kamera bir anda öyle değiştirilir mi ya? Hadi artık geç şu içine. Ha. Geçti. Evet, burası bilirsiniz diye tahmin ediyorum artık. Çankırı'nın girişi. Aa, şurası da yani Hacı Baba Köyü. Realde de varmış o köy. Emirhan öyle dedi. Bilmiyorum. Emirhan yapıyor ya burayı. Hacı Bey mi? Hacılar mı? Öyle bir şey dedi ama. Şurası da TOKİ konutları. Şu sağ taraftan da Çankırı'ya gidiyoruz zaten. Ama tamam da orada yeşilden çıkıp gelip bir daha 10 metre sonra tekrardan kırmızıya durmak kadar saçma bir şey yok, biliyor musunuz? Yani. Akıllı kavşak değil bence burası. Bilmiyorum ama. Sayın Dafçım, çekilir misin? Sağ ol, çok çok naziksin. Teşekkürler. Vites düştükçe düşüyor bakalım. Gidiyoruz da Allah Allah. Müşteri teslimatı zamanında istiyormuş. Tövbe yarabbim. Bas ulan. Bas ulan. Bas ulan, Allah ne verdiyse bas. Ankara'nın bağlarına büktüm büktüm yolları.
Oh. Evet arkadaşlar, ben böyle akarım yavaştan yavaştan. Videoyu yavaştan sonlandırayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videoda görüşürüz o zaman. Bay bay. Olur mu?